geç kalmayacağım. Gördüğünüz gibi Emir burada yok. Ben de sizinle konuşacak durumda değilim. Senin hangi durumda olduğun beni hiç ilgilendirmiyor Feriha. Bana duygu sömürüsü yapmaya kalkma. Başına her ne geldiyse bunun tek sorumlusu sensin. Ne kadar nefret dolusunuz. Anlaşılır gibi değil. Anlamıyor musun gerçekten? Ben senin aylardır kandırdığın, aptal yerine koyduğun Emir'in annesiyim. Onu ben doğurdum. Oğlumu mahvetmene izin vermeyeceğim. Emir'i ben mahvetmiyorum. Ama bizi bu öfkenizle siz mahvediyorsunuz. Ben sana senin anlayacağın dilden konuşacağım Feriha. Emir her şeyi kaybetmek üzere. Artık sınırı çok aştı. Babası para musluklarını kesti. Eğer bu saçmalığa biraz daha devam edecek olursanız yakında soyadını da kaybedecek. Ve soyadı Sarrafoğlu olmayan bir emir senin hiçbir işine yaramaz. Üzülüyorum sizin için. Oğlunuzu tanımıyorsunuz bile. Onun soyadı umrunda değil. Bunu bile bilmiyorsunuz. Hatırlıyor musunuz? Benim kim olduğumu öğrenmeden önce beni Emir'le tekrar ana oğul yaptın demiştiniz. Çok yanılmışsınız. Sen haddini aşmayı ne kadar seviyorsun değil mi Feriha? Bırak bu numaraları. İkimiz de senin ne istediğini biliyoruz. Ama kaybedeceksin. Emir kaybettiği zaman sen zaten kaybetmiş olacaksın. Farkında değilsiniz değil mi? Emir'i siz kaybediyorsunuz. Bu öfkeniz yüzünden. Onu ben değil, siz kaybediyorsunuz Aysun'u. Annem mi buradaydı? Hı. Hadi gel. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey yok. Hadi gel. Konuşsana Feriha, bir şey mi söyledi, bir şey mi yaptı? Bir şey yok. Hadi gel, boş ver. Vurdu mu sana? Yok. Emir! Emir gitme ne olur. Emir lütfen gitme. Emir gitme. Feriha yeter artık ya, gitmezsem daha kötü olacak sonra. Gitme bak. Lütfen. Ya yoruldum artık. Ne olur ya. Gitme.
Bir daha sana kimse böyle bir şey yapamayacak. Niye? Karınım diye mi? Babam babanla kavga edip kalp krizi geçiriyor. Ailelerimiz birbirinden de bizden de nefret ediyor. Sen hala durumun ciddiyetini görmüyorsun. Görüyorum. Ama şimdi gidip herkese evlendik desek olay çözülecek Feriha. Hayır Emir, sakın. Ben önce babamla konuşacağım. Bir hastaneden çıksın. Elini öpüp biz evlendik diyeceğim. Hadi barışalım artık hepimiz diyeceğim. Senin annenle babanın ne deriz bilmiyorum. Umurumda mı sence? Artık babanlar namus deyip gözlerini kapatıp bizi kabul mü eder? Yoksa bizimkiler beni hayatından mı çıkarır? Umurumda değil. Babam bir hastaneden çıksın da. Bu konuştuklarımızın hiçbir önemi yok. Zorla yedireceğim yani. Dün geceden sonra telefonsuz olmayacağını anladım. Bir telefon bir daha aldım sana. Bana ilk defa çantamı telefon attığın zaman vurmuştum. Biz hep böyle değildik ki. Küçük kızıydım ben onun. Ne zaman böyle olduk? Sen ciddi ciddi burada çalışmaya başladığının farkında mısın? Ya sen de bana ciddi ciddi sinir yaptığının farkında mısın? Baydım ama bütün gün elbiseler, kumaşlar, modayı takip etmekten seni takip edemiyorum. Of, bazen sende ne buldum gerçekten hiç anlamıyorum. Biraz baş başa kalsak ben anlatacağım sen ne bulduğunu. Nara, bak annem buradaysa hiç oturmadan geri gideceğim. Çok utanıyorum ondan. Aslında hiç gelmeyecektim ama çok konuşmaya ihtiyacım var. Kimseyle konuşamıyorum. Ya ben sana bir cheesecake söyleyeyim şimdi. Sen de biraz çık hava al, olur mu? Ben de tırnaklarını falan törpüleyim bari. Ya İlker kusura bakma. Sizin programınız mı vardı? Ben böyle dan diye girdim ama. Yok ya, sen keyfine bak. Biz öyle takılıyorduk zaten. Ya bu arada siz de otel adına dava açacak mısınız? Ne davası? Ünal abi Feriha'nın ailesine tazminat davası açmış ya. Babamın hukuk bürosuyla çalışıyor da orada duydum. Yok artık. Ünal abin de abartmış iyice ya. Adam haklı bence. Hem ismini kirlettiler hem iş kaybına neden oldular. Sonra bizim kızımız kendi kaçmış. Yok yani öyle bir şey. Edün bana o davayla ilgili hiçbir şey söylemedi. O zaman Emir'in de haberi yok. İlker çok teşekkür ederim. Bana Emir'le aramı düzeltme fırsatı verdin. Hoşça kalın. Feriha, baban uyandı. Ne demiş, konuşmuş mu? Beni sormuş mu hiç? Tamam, dur ben bir soluklanayım anlatacağım Feriha, tamam mı? Tamam. Hadi oturalım. Efendim? Emir? Emir bir dakika bak, kapatma ne olur. Çok önemli. Rıza amcayla ilgili. Dinliyorum. Ben... Dün senin olanlardan haberin olmadığını anladım. Bugün de bilmek isteyeceğim bir şey öğrendim. Baban Rıza amcaları tazminat davası açmış. Gazetelerde çıkan haberler yüzünden. Ben bilmek isteyeceğini düşünmüştüm sadece. Sağ ol. Of.
Benim çıkmam gerekiyor. Sen ben gelene kadar durursun değil mi? Tamam, tabii dururum. Sen merak etme. Sağ ol. Ne oldu neve? Yok bir şey, birkaç işim var, onları halledeceğim. Sen babanı düşün hadi. Hadi niye oturuyoruz biz de, gidelim. Şimdi canım biraz konuşalım, öyle gideriz olur mu? Hadi Feriha otur bak. Şimdi biz senin geldiğini dayıma söylemedik Feriha. Doktorlar bize şöyle tembih etti. Dayımın aslında ameliyat olması gerekiyormuş. Ama olamadı. Yani ameliyat olursa eğer... hani belki şey olur diye düşündüler. Yani masada kalır diye düşündüler. Özellikle şu birkaç ay çok kritikmiş. Ve hani stres, sıkıntı, üzüntü yapmaması gerekiyormuş. Hani biz de bilemedik Feriha, şimdi ne denir? Senin geldiğini söylesek mi? Bilemedik. Ne yani? Babamın sağlığı için onu görmem yasak mı? Hadi abla, hadi çabuk ol, çabuk, çabuk, çabuk. Geliyorum, geliyorum. İnşallah bu aldıklarım yeter kız. Zaten bak bu geceyi de atlatalım, ondan sonrası Allah kerim. Yatıyorum, kalkıyorum, dua ediyorum ya. Merak etme Rıza abi, en kısa zamanda ayağa kalkacak. İnşallah büyük Allah'ım yarabbim. Bizim de duamız odur yani. Ben aslında sana şey soracaktım ablacığım. Feriha ne diyor bu olup bitenler acaba? Ne diyecek Feriha'nın, konuşacak bir şey mi var? Geliyor gizli gizli babasına bakıyor Mehmet'ten, saklana saklana. Ondan sonra da güçsümlerde kalıyor. Feriha orada mı kalıyor? Güçsümlerde kalıyor. Hiç içime sinmiyor Gülfidan. Sen bak çok iyi biliyorsun ki yani ben Feriha'yı kızımdan ayırmış bir insan değilim. Ama Gülsüm benim kendi öz bir öz evladım. Daha yeni evliler bunlar. Yani vallahi içime sinmiyor, orada kalmaz. Ama bismillah, abla biri geldi. Rıza Yılmaz. Kendisi hastanede oluyor, ben kız kardeşim. Bir kimlik görebilir miyim? Toplantıya Sanem Hanım'ın ricasını kırmamak adına katılıyorum. Hisle ilgili. Davayı geri çekeceksin. Çık dışarı. Davayı geri çekeceksin dedim. Duydun mu beni? Alo. Güvenliği hemen toplantı odasına istiyorum. İkinci kez haddini feci şekilde aşıyorsun. Üçüncüsünde senin için hiçbir şeyin garantisini vermiyorum. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Neyle tehdit ediyorsun beni? Ne kaybedeceğim ben? Para mı kaybedeceğim? Güç mü kaybedeceğim? Babamı mı kaybedeceğim? Kendi paramı kendim kazanırım. Senin paranla gücünle işim yok benim. Zaten gücünle paran dışında ne zaman babam oldun ki? Ne bakıyorsunuz? Atın şunu dışarı. Buyurun efendim. Lütfen. Buyurun. Davayı geri çekeceksin. Benim adım Emir'se... sen o davayı geri çekeceksin. Kim koydu lan senin adını ha? Hayvan herif! Atın şunu! Emir Bey, lütfen çıkalım. Şerefsiz herif. Ben senin babanın canını da alırım, ki donunu da alırım diyor. Oğlum hele bir sakin ol ya. Bizimki? O herifi koluna takıp dalga geçer gibi yanımıza gelmedi mi? Senin kızınla damadın onları saklamıyor mu orada? Ya sen iki lafını birini Güstüm'le bitirmeye mecbur musun oğlum? Ne yapaydı kızım? Allah Allah, dayısının kızını sokağa mı bırakaydı? Ya yalan mı? İkisi yalnız mı kalıyor orada? Bizimki buradan çıktıktan sonra onların evine gidip koynuna girmeyecek mi o herifin? Tövbe 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 töv
Öyle günler geçiriyoruz ki kimse de otokontrol diye bir şey kalmadı. Benim oğlum da kontrolün otosu da manueli de olmaz Senemciğim. Aysun Hanım mı? Evet. Bu kadar ısrarla aradığına göre Emir'in burada olduğunu öğrenmiş. Ama şu anda kötü babalık vaazı yiyecek durumda değilim. İlginç aslında. Çok üstüne geliyor değil mi? Yani onu tanımasam yeni bir kocası ve başka bir oğlu daha olduğunu hiç düşünmezdim. Sanki bütün hayatını Emir'in sorunlarıyla ve seninle doldurmaya çalışıyor gibi. İlginç. Tabii. Eğer telefonlarıma cevap verilmiyorsa adres belli. Öyle değil mi? Hoş geldiniz. Biz de tam kulaklarınızı çınlatıyorduk Aysun Hanım. Ünal. Yalnız konuşabilir miyiz lütfen? Aysun, bugün bir baskın yedim. İkincisine karnım tok. O ne demek öyle? Oğlun birkaç saat önce önemli bir toplantımı bastı ve ortalığı dağıttı demek oluyor. Annesinin de gecemi zehir etmesine müsaade etmeyeceğim demek oluyor. Benimle ne biçim konuşuyorsun böyle sen? Aysun, bence kocanın ve küçük oğlunun yanına dön. Enerjini biraz da onlar için harca. Çünkü bizim için harcadıkların boşa gidiyor. Biraz kendi hayatına dön, ha? Yarın çıkıyorlar demek hastaneden. Bir uzaktan görseydim bari. Canım ben yarın annemle konuşacağım. Sana ne kadar kızgın olsa da kıyamaz o sana. Babam hastaneden çıkıyormuş yarın. Çok sevindim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Söylediğin gibi olacak. Yavaş yavaş düzelecek her şey. Yavaş yavaş ama düzelecek. Aç mısın sen? Biz Gülsüm'le bir şeyler hazırlıyorduk. Ha, yok. Koray nerede? Yukarıda. Oyun oynuyor herhalde. Ben bir ona bakayım. Bir şey olmuş ama söylemiyor. Babam Feriha'nın babasına dava açmış. Nasıl ya? Benim gidip onunla konuşmam lazım. Ne kadar ertelersem o kadar kötü. Dışarı falan çıkarayım, yemek yeriz belki. Yemek hazır. Ben seni dışarı çıkaracaktım. Ne gerek var canım, o kadar hazırlık yaptık. Boş ver. Açın şu kapıyı, açın. Burada onlar, biliyorum. Emir dur. Açın şu kapıyı. Araban dışarıda mı, kapının önünde mi? Arkaya park ettim. İyi, peki tamam o zaman siz çıkmayın tamam mı? İnmeyin aşağı. Neredeler? Gülsüm neredeler? Konuşsana. Ne yapıyorsun Mehmet? Nerede saklıyorsunuz onları? Kimse yok burada. Kardeşim neredeler? Evimde kimse yok dedim Mehmet.
Neredeler? Mehmet tamam hadi. Ya. Nereye saklıyorsun kardeşim onları? Yok kardeşim kimse evinde. Ya dur be hayvan mısın sen? Kimin evine giriyorsun ya? Gösteririm sana hayvana. Nasıl göstereceksin? Buradayım. Korkma. Seninle bir işim yok. Ne benim ne babamın seninle hiçbir işi yok artık. Bittin sen. Benim için, babam için. Sen gittin o herifi seçtin ya. Bizi seçmedin. O zaman bittin sen. Ben babamı göreceğim Mehmet. Engel olamayacaksın. Hele bir dene. Bir dene gör neler oluyor. Git o herife de söyle. Olması bir değil, 10 davası. Ne davası? Bilmiyormuş gibi yapma. Hepsi senin yüzünden oldu. Senin o yediğin haltlar var ya, onun yüzünden uğraşıyorlar bizimle. Mehmet, hadi kardeşim. Senin davadan haberin var mıydı? Davadan haberin var mıydı? Bugün öğrendim. Sana söyleyecektim. Yalnız kalalım diye bekledim. Babamla konuşacağım. Vazgeçecek davadan. Babanla kavga edeceksin, bağırıp çağıracaksın. Tehdit edeceksin. O davayı geri çekecek, hepimiz mutlu olacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacağım Feriha. Ya görmüyor musun halimizi? Görmüyorum çünkü bir halde değiliz. Ya sen anlamıyorsun değil mi? Dünya ikimizden ibaret değil. Ne yapalım o zaman Feriha? Bizim dışımızdaki dünyanın öfkesinde, nefretinde boğulalım mı? Bunu mu istiyorsun? Nefes almak istiyorum. Sen nefes almak istemiyorsun. Nefes almaktan korkuyorsun. Dün gece babana ne olacak diye korkuyordun. Bugün tehlikeyi atlattı. Yarın taburcu oluyor. Mehmet aynı Mehmet. Benim babam aynı adam. Kimse değişmedi ki Feriha. Sen de değişmedin, ben de değişmedim. Daha evinde mutlu olmaktan korkuyordun. Benim hakkım mı diyordun. Sen nefes almak yerine kendini boğuyorsun. Bana arkanı dönüp giderken tek yaptığım bu. Hadi gir içeri. Üşüyeceksin. Sen de üşüyeceksin. Biz nefes alabilecek miyiz gerçekten? Baban iyileşiyor. Yanımdasın, beraberiz. Evet. Her şey çok karışık, çok kötü gözüküyor belki ama... biz her şeyin üstesinden geliriz. Daha demin yaptığın gibi bana arkanı dönüp gitmezsen... hepsinin üstesinden geliriz. Günaydın. Günaydın. Nereye gidiyorsun? Birkaç işim var. Onları halledeceğim. Babanla kavga etme, tamam mı? Merak etme. Etti değil mi? Emir, ben gerçekten ona hiçbir şey yapmadım. Ama o bana öyle şeyler söyledi ki bir an kendimi kaybettim. Anne uzatma.
Oğlum bana öyle bakma. Ne olur öyle bakma, dayanamıyorum. Nasıl bakıyorum sana? Hayal kırıklığı içinde mi? Ben senin bu öfkeni hak etmiyorum. Doğru. Sen ve babam o kadar hayatımda değilsiniz ki öfkemi bile hak etmiyorsunuz. Biz öfkeni bile hak etmiyoruz. Ama o kız söylediği bütün yalanlara rağmen, yaşattığı her şeye rağmen senin hayatında kalmayı hak ediyor, öyle mi? Sen Feriha'dan neyin hırsını alıyorsun? Benim mi? Babamın mı? Geçmişim mi? Ne saçmalıyorsun sen? Niye vurdun ona? Bize vuramadığın için mi? Babama, bana vuramadığın için mi? Bana kızgınsın. Çünkü ondan vazgeçmiyorum. Babama kızgınsın, o zaten ikimizden de vazgeçti. Ama ikimize de vuramıyorsun. Çünkü bu yenilgiyi kabul etmek olur, değil mi? Sen yenilginin ne demek olduğunu bilmiyorsun oğlum. Gerçekten bilmiyorsun. Ama öğreneceksin. Hayat sana öğretecek. O sahip çıkmak için anneni kırdığın kadın yenilginin ne demek olduğunu sana öğretecek. Geç kaldın anne. Ben o kadına defalarca yenildim. Sana artık onunla savaşmadığımı söylemiştim. Ben o yenildiğim kadını seviyorum. Bunu artık kafana sok. Emir. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.